kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşelerinizin çiçek açabilmesi ve çiçek açtıktan sonra uzun süre çiçekli kalabilmesi için dikkat etmemiz gereken 3 önemli püf noktadan bahsedeceğim. Hemen sizlere birinci püf noktamızdan başlamak istiyorum. Birinci püf noktamız menekşeleriniz çiçek açtıktan sonra çiçeklerinin bir kısmı zaman ile solabilir ve kuruyabilir. Burada önemli olan kuruyan ve solan çiçeklerin uzun süre menekşede kalmaması. Bunun için kuruyan ve solan çiçekleri mutlaka kesmemiz gerekiyor. Eğer kesmezsek ne olur? Menekşelerin yeni tomurcuk çıkarmasını engeller. Böylelikle menekşe çiçeklerini döktükten sonra uzun süre çiçek açamaz. Bu yüzden menekşeleriniz çiçekliyken eğer kurumalar ve solmalar oluyorsa Menekşenin yeni tomurcuklar çıkarabilmesi için kuruyan ve solan çiçekleri kesmeniz yani budama yapmanız gerekiyor. Ve özellikle bakın bu menekşemde olduğu gibi eğer yoğun bir çiçeklenme varsa bu tarz kuruyan ve solan çiçekler diğer canlı çiçeklerin de solmasına sebep olur. Çünkü hava alamadığı için rahat bir nefes alamaz ve bu da gelişiminin durmasına sebep olur. Özellikle bu tarz kuruyan ve solan çiçekleri kopararak menekşemizi gençleştirmiş oluyoruz. Sadece solan ve e, kuruyan çiçekleri değil, daha önceki videolarımda yapraklardan da aynı şekilde solan, kuruyan ve eski olan yaprakları koparmamız gerektiğinden bahsetmiştim. Bakın bu şekilde kopardım ve artık e, menekşem canlı bir şekilde. İkinci önemli aşama ise menekşeler çiçeklerini döktükten sonra. Neden uzun süre çiçek açamaz? Bunun sebeplerinden bir tanesi yine minikşelerin çiçeklerini kuruduktan ve solduktan sonra uzun süre bu şekilde bırakmak. Mutlaka minikşeler bütün çiçekleri kuruduktan sonra üzerinde kuruyan, solan çiçekleri ve yaprakları mutlaka ama mutlaka kesmek ve gençleştirme işlemi, budama işlemi yapmak gerekiyor. Üzerindeki bütün kuruyan çiçekleri kesiyoruz ve özellikle kuruyan çiçekleri de kestikten sonra menekşenin çiçeklenebilmesi için mutlaka ama mutlaka bu aşamada sıvı bitki besinleri vermeniz gerekiyor. Muz kabuğu suyu olabilir, pirinç suyu olabilir, yumurta kabuğu suyu olabilir. Bu tarz evde yapıp yaptığınız doğal gübrelerle de menekşelerinizin çiçeklerini budama yaptıktan sonra 15 günde bir vererek bu Menekşe'nizin tekrar çiçeklenmesini hızlandırabilirsiniz. Sizlerle budama işleminden sonraki son durumunu da gösterip ve tekrardan nasıl çiçeklendiğini de göstereceğim. Evet yapmış olduğum budama ve gençleştirme işlemi sonrası gördüğünüz üzere menekşeler yeniden hem tomurcuk açmaya hem de çiçek açmaya başladım. Bu da yapmış olduğumuz budama işleminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize menekşelerde. Hemen size son halinde göstermek istiyorum bu menekşemin. Bakın bu da son hali gördüğünüz üzere yine bol çiçekli özellikle menekşeleriniz bu şekilde çiçekliyken yine dikkat etmeniz gereken çok önemli bir püf nokta daha var. Üçüncü püf noktamız ise sulama. Menekşelerin sulama noktası diğer çiçeklere göre biraz daha farklıdır. Menekşelerin sulayacağınız zaman mutlaka altı delikli olan bir saksıda olması gerekiyor. Çünkü sulama yaptığınız zaman eğer fazla su dökerseniz eğer altında delik yoksa bu saksının maalesef içerisindeki fazla sudan dolayı hemen gövde kısmında çürümeye ve kısa sürede hem yapraklarının hem de çiçeklerinin solmasına sebep olur. Ama eğer altında delik varsa fazla sulama yapsanız bile alttan süzüleceği için e, menekşelerde çok sık rastlanan gövde çürümesine sebep olmamış olur ve yine önemli olan püf nokta menekşeyi ne kadar aralıklarla ve ne kadar sulamak gerekiyor? Menekşe diğer çiçeklere göre çok fazla susuz kaldığı zaman hemen solabilen bir çiçek. Bu yüzden sulama aralığını günlere göre değil, toprağını mutlaka kontrol ederek yapmalısınız. Eğer menekşenin toprağı kurumaya başladıysa hemen menekşeyi Su vermeniz gerekiyor fakat eğer toprağı nemli ise su vermenize gerek yok. Çünkü fazla sulama e, gövde çürümesine sebep olur. Bakın ben hem alttan sulama yöntemini size gösteriyorum hem de üstten. Üstten sularken gövde kısmına su girmemesi gerekiyor. Fakat risk almak istemiyorsanız bu şekilde alttan da sulama yapabilirsiniz. Alttan sulamada da altını koyduğunuz bir tabağa içini doluncaya kadar su koyabilirsiniz. Bu suyu yavaş yavaş akşama kadar çekecektir. Fakat kesinlikle su dolu bir kabın içerisinde günlerce bekletmeyin. Böyle bir durumda dediğim gibi çiçekleri hızlı bir şekilde solmaya, çürümeye ve yaprakları da sararmaya başlar. Bu genelde menekşe büyütenlerde çok sık rastlanan bir durum. Ya da menekşenizi sularken bir bardak ile değil de bir kaşık ile de sulayabilirsiniz. Özellikle sıvı bitki besinlerini veriyorsanız, e, muz kabuğu gibi, yumurta kabuğu gibi ya da diğer sıvı bitki besinlerini, bakın bir kaşık ile gövde kısmına değmeyecek şekilde sadece kenarlardan sulama yapabilirsiniz. Ve vermiş olduğunuz sıvı bitki besinlerini kesinlikle çok fazla vermeyin. 5 yemek kaşığı her bir menekşe saksısı için aslında idealdir. Bakın bu şekilde döküyorum. Fakat Normal sıvı bitki besinleri arasında da menekşe toprağı kurudukça normal saf su ile sulamanız gerekiyor. Çünkü sadece sıvı bitki besinleri menekşenin toprağının nemlenmesi için yeterli değildir. Zaten yeterince suyu çeken menekşe toprağının hafif ıslak olduğundan da anlayabilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz Hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.